Marilyn Monroe'nun dediği gibi bir kadına doğru ayakkabı verirseniz dünyayı bile fethedebilir. O yüzden kız çocuklarımızı bu hakkı tanıyalım ve onları spora yönlendirelim. Kadınların şu anda ilgisi daha fazla, hele 20 yaş üstü genç kızlar daha fazla gelmeye başladı. Üniversite öğrencileri çok fazla geliyor. Böyle bir tane oldu. Abi, şuradan çoda mı yapıyorsun? Dergeden çoda yapıyorsun. Tamam bak, şurayı buraya. Aferin. Hocam da başladı, sen o. Hayır, sen de oraya başlayacak. Bravo. Üçen tekme de atabilirsin. Bu benim çocukluk hayalimdi. Biz Sapanca'da otururken kızlarım karate yapıyorlardı ama orada yetişkinler için karate yoktu. Bolu'ya taşınınca burada yetişkinler için karate olduğunu öğrendim ve ben de kızlarıma destek amaçlı onlarla birlikte ben de karate yapıyorum. Karateye başladım. 1,5 aydan beridir yapıyorum ve sarı kuşağa geçtim. Öyle. Çok eğlenceli. Hem onlara destek oluyorum hem onlarla birlikte bize de bir aktivite oluyor aslında. Onlarla birlikte hem güzel zaman geçiriyoruz ve daha iyi birbirimizi tanıyoruz. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz televizyonlarda, sosyal medyada. Bu yüzden kızlarımın ileriki hayatlarında daha iyi kendilerini savunabilmeleri, koruyabilmeleri adına bu spora hem destek veriyorum hem çocuklarımın da her şeyi arkasındayım. Buradan bütün ailelere sesleniyorum. Bütün çocuklarımızı, kız çocuklarımızı böyle bir spora yönlendirelim. Onların hem spor alışkanlığı kazandıralım hem de dış etkenlere karşı koruyalım. Marilyn Monroe'nun dediği gibi bir kadına doğru ayakkabı verirseniz dünyayı bile fethedebilir. O yüzden kız çocuklarımızı bu hakkı tanıyalım ve onları spora yönlendirelim. Kadınların şu anda ilgisi daha fazla, hele 20 yaş üstü genç kızlar daha fazla gelmeye başladı. Üniversite öğrencileri çok fazla geliyor. Muay Thai'da da olsun, karate'de de olsun 20 yaş öğrencimiz çok fazla. Hele üniversite öğrencisi, anneler olsun. Büyük ihtimal hani bu günümüzde olan kadının şiddet olaylarından dolayı kendilerini geliştirmek, korumak istiyorlar. Bunun için de geliyorlar.